Bunlar giyilmeden kesinlikle yandan müdahale edemiyorsunuz. Bu kaç dakikada giyiliyor? 30 saniye, 30, 20 saniyede giyilmeniz lazım. Aman Allah'ım, ne kadar ben abi. Yani insan kurtarırken yaşadıklar zorluklar şöyle. İnanılmaz. Aracın dolum manası. Yani kullanıldıktan sonra evet. Bitti mi? İstasyona çekiyoruz. 7-8 dakikada bu depoz olur. Burada yiyor. Aynen. Tamam. Turbolanslarımız. Yangının durumuna göre... Her kafadan sesten herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir gün geçirme videosuyla sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz itfaiye görevli arkadaşlarımız çok zor şartlarda bu işi icra ediyorlar. Bugün kendilerinin yanlarına gidip kullandığı ekipmanları bize göstermelerini ve yaşadıkları zorluklarla ilgili sizi bilgilendirme yapacağız. Bilal abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ, hoş bulduk. Sağ ol Bilal abi. Şimdi birazdan içeri geçelim arkadaşlar. Ekipmanları, itfaiye aracını hep birlikte görelim. Ve bize bilgi ver. Bundan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle bize bu imkanları sağladığı için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve Reyhanlı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Salman Yumuşak'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bize bu imkanları sağladıkları için ve şimdi videomuza geçiyoruz. Biz geçelim. Evet. Buyurun, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi itfaiye müdürümüz Sayın Mehmet Kahraman'ın yanındayız. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiği için. Müdürüm nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş teşekkür ederim. Buyurun. Müdürüm, biz daha önce de zaten önden bir görüşme yapmıştık sizinle. Doğru. Biz itfaiyeci arkadaşlarımızın, bu meslek grubundaki insanların yaşadıkları zorluk arkadaşlarımızın izleyicilerimize izletmek, göstermek istiyoruz. Bir günlük tecrübe etmek istiyoruz. Aynen. Kullandığı ekipmanlar olsun, yaşadıkları sıkıntılar olsun, araçtaki malzemelerle ilgili kısaca özetle gelişe bir bilgi vermek, aynı zamanda bir gün geçirmek için sizi yanınıza geldik. Hoş geldiniz. Şimdi itfaiyeciler, itfaiyeci olarak asıl görevimiz can kurtarmak. Yangınlara müdahale etmek. Doğal afet olduğu zaman doğal afete müdahale etmek, kazalara müdahale etmek ve mahsur olduğu zaman da mahsura müdahale ediyoruz. Aynı zamanda araca sıkışan kedi olsun, diğer cisim ilanlar olsun, onlar da aynı şekilde itfaiyeciler müdahale ediyorlar. Şimdi itfaiyeciler biz burada Reyhanlı biliyorsunuz. Evet. Yani nüfusumuz çok fazlalaştı, karabalaştı. Şehir 50 bin ama şu anda 450-500 bin var. Evet. Biraz işimiz ondan da çok fazla. Allah yardımcınız olsun. Yükümüz de ağır. Şimdi aynı zamanda biz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk Beyefendi'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda Reyhanlı Belediye Başkanımız Ahmet Salman Beyefendi'ye de hayırlı uğurlu olsun. Ona da aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Onlara da buradan teşekkür ettim. Selamlarımızı. Yani şimdi buradan herkese çok selamlar iletiyoruz. Hiç kimse Reyhanlı'yı unutmasın. Evet. Reyhanlı yalnız değil. Reyhanlı bizim. Şimdi çıkalım. Araçlarımızı bir kontrol edelim. Bir kıyafetlerimizi. Kıyafetlerinizi giyin. Giyin. Ondan şey yapın. Evet arkadaşlar, şimdi o şeyde... araç başına gidiyoruz arkadaşlar. Tamam diyorum. İtfaiyeden bakalım neler yaşayacağız, neler öğretecekler bize. Hep birlikte videomuza geçelim. Kim daha hızlı giyinecek bakalım, göreceğiz. Evet, videonun sonunda sürpriz. Hum. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bize bu yardım itfaiyenin de araç denetiminde hepsini tanıtır mısınız abi? Olur. Öncelikle kendimi tanıtayım ben. Evet. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Reyhanlı İtfaiye İstasyonu'nda görev yapmaktayım. İsmim Hüseyin Sarsar. Yangına müdahale ediyoruz. İtfaiye yeri olarak çalışıyorum. Hüseyin abi, şimdi bize süreci anlatır mısın? 112'den size evet. Yangın ihbarı veya... Süreç şu durumda. Evet. 112 acil çağrı merkezi aradığında yangının durumuna göre çavuş arkadaşlar değerlendirmeye alır. Şu gördüğünüz ışığa göre hareket edilir. Bu kırmızı mesken yangını, yeşil normal, sarı da buğday, anız gibi vesaire yangınlar için. Evet. Burayı geçtik. Bu sinyal aldıktan sonra hızlı bir şekilde arkadaşlar konut ekipmanları giyerler. Bir bilgi yiyebilir miyiz? Size anlatayım. Geçin, buyurun. Ay bunları da tanıtır mısınız Hüseyin abi? Biz o sırada giyinelim. Normal, bu yangın durumunda sizlere koruma amaçlı. Bu da altı, su vesaire elektrik gibi terlikleri şeylerden önlem almanız için. Bu da
kafanıza herhangi bir cisim düşmemesi için sorma amaçlı. Evet. Bunlar giyilmeden kesinlikle yangına müdahale edemiyorsunuz. Hiçbir şekilde bunlar kaynaşmıyor. Hiçbir şekilde. Ve ateş geçirmiyor. Evet. Aynen. Bunlar koruma amaçlı tamamen. Evet abi. Bu kaç dakikada geliyor? 30 saniye oldu, 20 saniyede girmemiz lazım. Bizim imkansız bunu abi, bu 20 saniyede girmemiz. Zaten 30 saniye geçti. Burada acil bir durum var, girmesi lazım. Söz konusu... yaralanmıyorum, söz konusu bir olmuyor. Arkadaşlar biz girene kadar geldik. Şöyle gir. Normalde hızlı bir şekilde girmesi lazım arkadaşlar. Abi zaten girmiyor. Hayır. Yani. Şimdi tanıttım. Evet. Normal. Ama biz bu şekilde girmiyoruz. Böyle bu şekilde olmuyor. Yani biter ki olur. Yani bitti ki olur bu şekilde. Aynen. Valla yani biz bu işi yapamayın. Allah yapanlara gerçekten yardımcısı olsun. Biz bu ana kadar inmiştik. Olay yerine hızlı bir şekilde inemiyoruz. Arkadaşlar bunlar giyilmeden müdahale kesinlikle olmaz. Evet. Arkadaşlar bizi 4 kişi giydiriyor. Damat giydiremez. Bu arada tanıttım amaçlı bu çekim yapılıyor. Yani normalde bu şekilde kesinlikle kabul edilmeyecek bir durum. Hüseyin abi, senden ricam videonun sonunda benden Ömer bir yarışma yapalım. Normalde sizin profesyonel ekibin 15 yıl. Amerikan iş iki hızlı gel, evet. Ona ödül verilecek. Aynen. Hayır, pusu kuracağız. Yok. Arkadaşlar kaybeden kişi pusu kurulacak. Bak, benim için. Uzun zamandır Ömer ağabey yapmıyorduk. Bakalım kısmet olursa. Evet arkadaşlar. Kıyafetlerimizi bildik ben anlatayım. Yalnız şöyle bir şey var. Gerçekten yani bu kıyafetler çok zor, çok sıcak. Yani Allah yardımcılar olsun. Gerçekten evet. Çok zorluklar altında çalışıyorlar. Evet, gerçekten Allah yardımcılar olsun. Yani biz böyle dayanamıyoruz artık kendileri. Hem atışın içine girdiği zaman hem arabaya bindiği zaman nasıl dayanırlar. Gerçekten Allah yardımcılar olsun. Yani... Söz konusu acil durum olduğu için bunlar defer var. Artı yangın esnasına yetiştik, yangın mahallesine geldik. Arka şoför arkadaş arabayı müsait bir yere çeker. Ateşin yangının durumuna göre yangın ama hızlı bir şekilde, öyle değil. Hızlı bir şekilde açtık burayı. Yangın durumuna göre hareket ediyoruz. Elektrik vesaire yangınlarda kuru kimyevi tozunu kullanıyoruz. Şu gördüğünüz tüp. Adı ne abi? Bir daha söyler misin? Kuru kimyevi tozu. Normal araçlarda olanlar değil mi bu abi? Evet. Her araçta. Evet. Yani normalde araçlar dışında sivil araçlarda da bulunması gerekir. Evet abi. Yani herkes de olması gerekir. Yalan bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Vaktimin üzerinde deneyebilir miyim? aman. Şaka yaptım. Aman. Kurban olun. Gördüğünüz temiz hava sorumlu. Büyük yangınlarda dumana maruz kalmamamız için kesinlikle giyilmesi lazım. Oksijen. Evet. İstiyorsan bunu bir şey deneyelim. Aman Allah'ım ne kadar ağır abi. Yani insan kurtarırken yaşadıklar kabuklar inanılmaz. Ya senin gibi oturduğu yerden. Arkadaşlar gördüğünüz yani izlediğiniz gibi değil. İzlediğiniz gibi değil. Üzerimizdeki ağırlığın haddi hesabı yok. Evet. Yani sonuç bu ağırlıklarla bir can kurtarmaya gitmek yani çok zor bir şey. Tebrik ediyorum yani Allah yardımcılar olsun. Can olunca yani mecbur hepsi yapılması gerek. Havadan alkışlamak istiyorum. Aynen. Bu şekilde bayağı bir can kurtarmak istiyorum. Yangına müdahale edin. Dumana maruz kalmamak istiyorum. Oksijen aç mı? Gerçekten şu anda birine ihtiyaç olacak. Latif daha yangına gitmeden knockout. Parmak gidiyordu. Valla arkadaşlar maskeyi taktık, oksijen açmayı unuttuk. Rengin demiştim bakın Latif. Arkadaşlar, bu temiz hava solunumu. Bunu koyduk. Burada da ocak simidimiz var. Ocak simidi de çoğumuz biliyor zaten. Boğulma esnasında, boğulma vakalarında kullanılır. Bunun ipi de var abi. Kafaya geçtikten sonra... Şekilde... Şey abi çekiyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında kazma kürek, ani kırılma durumları olduğu zaman bunu kullanıyoruz. Artık kesme makasları da var. Trafik kazalarında kullanılır. Onu da göstereceğim o diğer tarafta. Sıra sıra gidiyoruz. Balyon. Şeyler için mi abi? Arabalar için mi? Evet. Balyon, buraya geldik.
Çekiç, anahtar vesaire malzemeler. Evet. Bu da küçük malinyamız, kışma esnasında kullanılan aparat. Şu şekilde tanıtımı yaptım. Geçelim. Bu tarafa. Sen abi şunu sorabilir miyim? Ha, pardon. Bu da aracın dolum manası. Yani su. Kullanıldıktan sonra bitti mi istasyona çekiyoruz. Şurada dolumunu yapıyoruz. Evet. İleride hortum var, gösteren var. Bunu buraya taktığımız zaman aracın dolumu yapıyoruz. Evet. Bir şey sorabilir miyim Hüseyin abi? Şimdi siz mesela su boşaldığınız zaman kaç dakikada hemen yetleniyorsun? Yangın yerine gidiyorsun. Mesela boş depo. 7-8 dakikada bu depo dolu. Burada iniyor. Aynen. Hemen çıkıyorsun. Ona denk gelmesi de zor yani. Depo boş olacak da yangın çıkacak da. Aynen. Ama yani direkt dolu. Aşağı yukarı ama hızlı bir şekilde yapılıyor bunlar arkadaşlar. Yani aynen, maksimum dolum fası 7-8 dakika. Çünkü zaman çok önemli. Aynen. Bu da hortum çıktı dediğimiz. Yangının durumuna göre bunu da kullanıyoruz. Küçük yangınlarda bunu kullanıyoruz. Bu hortum küçük diğerine göre. Aynen. Şimdi göstereceğim diğerine göre küçük bu. Aynen. Bunu da küçük yangınlarda kullanıyoruz. Onun dışındaki işlerde kullanıyoruz. Büyükleri de var. O da diğer tarafta anlatacağım. Tamam. Bununla da yangına müdahale ediyoruz. Bu küçük yangında. Aynen. Evet abi, bu tarafını devam edelim. Burada da var. Arkadaşlar, burada da 20 metrelik hortumlarımız var. Bu 85 dediğimiz 85'lik hortumlar. Yani genişlik, yani genişlik çapı. Direkt bakıyoruz abi. Şöyle burada açmamıza gerek yok. Bunları büyük yangınlarda kullanıyoruz. Evet. Bu da dolum aparatı için. Araç yangın esnasında aracın suyu bitti. Takviye olarak araçtan araca bunu kullanıyoruz. Bu diğer hortumlar da ekleme. Göstereyim arkadaşlar. Büyük yangınlarda kullandığımız, Allah korusun, fabrika vesaire, ev, iş yerleri. Çok büyük yangın. Çok büyük yangınlarda bunlar kullanılıyor. Bunlar turbolanslarımız. Yangının durumuna göre şelale durumu, kısma, yani açma, açlık, yağmurlanma, tazin ilerlemesi, evet, gerilemesi, bu aparatı kullanıyoruz. Bu aparattan iki tane var. Destek istendiği zaman arkadaşlarla beraber bu aparatlarla müdahale yapılıyor. Hüseyin abi, şuradan şunu anlayabilir miyiz? Yani çok şükür hani belediyemizde hiçbir şey eksik değil. Her şey tam, hatta fazlası var. Yani yangın durumlarında, acı durumlarda her şey, her türlü malzemenin fazlası var. Bunların tüm hareketimize rahat olsun, içeri ferah olsun. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Allah devletimize zeval vermesin arkadaşlar. Her şeye sahibiz. Bu da içiniz rahat olsun. Aynı zamanda Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öztürk. Her türlü araç gerekli mevcut olduğu için çok sağ olsun. Bu arada arkadaşlar, bu da köpük dediğimiz gaz, benzin, mazot, yağ gibi büyük yangınlarda köpüklü müdahale de yapılıyor. Bu da, bunu da belirtmek isteyeyim. Bunu da kullanıyoruz. Dolum yeri de yukarıda bunun. Evet. Bunu da tanıtayım size. BTG'li araçlarda bunlar. Bunlar. Evet. Bu aparatlar da arkadaşlar, büyük yangınlarda az önce ifade ettiğim gibi bu hortumların yeri. Bunlara bağlıyoruz. 20 metrelik hortum açıldıktan sonra yangının durumuna göre müdahale yapıyoruz. Onun dışında şöyle gelen arkadaşlar. Bu da az önce tanıtmıştım, bunun kimyasal sözlerimiz. Araçlarımızda 4-5 tane var fazladan. Hüseyin abi, şunu soralım mı? Şunu. Ne oldu? Bu da kesme aparatımız. Arkadaşlar. Gösterebiliriz. Bu şekil Allah muhafaza. Sıkışmış. Sıkışmalı trafik kazalarında aldığımız ihbarlara göre gidiyoruz. Bunu muhakkak Allah korusun, Allah ihtiyacı ettirmesin. Bunu da bu şekil. Bu kesme aparatımız. Az önce ifade ettiğim gibi sıkışmalı trafik kazalarında kullanılan gereç. Bu şekil açılır, şekil takılır. Allah korusun. Şişme esnasında bu şekilde bu aparatla hayat kurtarıyoruz. Çok sağlam bir makine abi. Aynen. Abi bunu kullanacak kişi de Ya geldiğimizde ben şu yukarıdaki film sahnelerde gördüm. Orada çıkabilir miyim? Tabii. Ömer oraya çıkma zamanı geldi. Onun da ne olduğunu sumuş kaçıyor. Yukarıda da söndürme aparatımız var. Böyle. Hatip tut. Bunu
Sen arkadan şu tarafa gel. Çıkart. Şu an çıkmasına gerek yok. Yan taraftan. Yukarıda da söndürme aparatımız var. Bu uçak savar dediğimiz monitör. Bunda da acil durumlar için kullanabilirsin. Böyle ayarlar. Genellikle anız yangınlarında kullanılıyor. Yani bunlar abi. Normal anız. Bu ne buğday hocam? Anız. Ha buğday. Aynen. Tarla. Acil durumlarda. Bu acil durum söndürme aparatı. Hani birisi gibi. Şekil. Aynen. Hızlı bir şekilde bununla bomba üretene söndürme üretene olarak kullanılıyor. Peki abi şu... Yani araçta her türlü söndürme aparatımız mevcut. Duruma göre hareket ediyor. Şu düğme her hafta işe abi. Bu açma kapanma düğmesi. Bu suyun barını ayar. Yüksek, yüksek seviye, düşük seviye. Suyun barını ayarlayan aparat. Bu şekilde patlıyoruz, işimiz bitti. Kesinlikle bu şekil bırakılmaz. Allah muhafaza. İçeri gider. Yüksek olduğu için. Arkadaşlar, bu da merdiven. Araçlar üstünde muhakkak merdiven olması lazım. Merdiven olmazsa olmaz. Merdiven yangın durumuna göre açılır. Allah muhafaza yüksek yerlere ihtiyaç duyulduğunda merdivenle aracımız olmadığı zaman bu şekil merdivenle müdahalede yapalım. Bu seyyar merdiven. Seyyar merdiven. Aynen zaman aşımına uğramamamız için bu merdiven muhakkak. Bunun dışında sadece acil durum için değil, mahsur falan, yardım bekleyen, kuş olsun, kedi olsun vesaire tüm canlıları da kurtarmak için kullanılan bir gereç. Peki abi en fazla kaç metreye kadar çıkabilirim? Arkadaşlar biliyorum başında anlattığım gibi bu koruyucu ekipmanlar hızlı bir şekilde giyilmesi lazım. Ben bunun tanıtımını yaptım arkadaşlara. Aracın tanıtımını da yaptım. Burada işin noktalanıyor. Bundan sonraki süreç Atif ve Ömer'in bizim meydan okumaya geldik. Aynen. Yarışma düzenleyecek. Bu iki arkadaş kaç saniyede bu ekipmanları giyeceğiz? Onu göreceğiz. Evet, yani, kronometreyi de aldık. Profesyonel itfaiyeci arkadaşlar ya. 7 ile 10 saniye arası, 15 saniye. Bize yetişmeleri imkansız. Yani. Arkadaşlar kendileri arasında. Evet. Az önce giydikleri yangın bitti, gün oldu zaten. 5 dakikada giydiler. Bu şekilde yarışma olacak arkadaşlar arası. Kaç saniyede hangisi daha hızlı gelecek? Şimdi göreceğiz. Hüseyin abi, giyinirken, evet. Giyinirken şu kapalı olacak. Bütün evet. Herkes yani evet. En son kontrol edilecek tabi. Fermuar çekilmiş mi? Onun kararını bitti dediğimiz zaman sen bitti dedin ya. Tamam. Sen kronometre duruyor, sen de duruyor. Sonra Hüseyin abi kontrol edecek hangisini onaylar soğuk kazandı. Muzukçılık yok. Tartışma yok. Arkadaşlar başında bahsettiğimiz gibi Latif ve Ömer'in yangın elbiseleri nasıl kimlerinde yarışması dedik. Arkadaşlarım nasıl giyecekleri konusunda yarışmaya başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Üçe kalsaydı başladı abi. 1, 2, 3, başlayın. Kronometre başladı. Ayakkabını giymedin. Ayakkabını giymedin. Sen bana ama onu da giyeceğim. Kutluluk başladı arkadaşlar. Yürü Ömer. Hadi Ömer. Ayakkabını giymedin. Hadi daha güzel, vallahi giydim. Hadi Ömer. Kutlu Latife geliyor inşallah. Arka geliyor. Çek arkadan. Arka güzel. Güzel değil. Arka bozukmuş. Tamam bu sorma sen kabul edin. Tamam bitti zaten. Tamam. Bir dakika dur. Vallahi giydim. Abi bir şey diyeceğim. Vallahi giydim. Bir dakika dur. Tamam. Bir dakika bir şey diyeceğim. Sen ayakkabını direkt girdin. Ben seni bağlamaz ki o. Seni bağlamaz. Ben direkt onu çektim. Ondan sonra oturturdum ayağımı. Bozuk bozuk. Bozuk bozuk, bozuk, bozuk abi. Ferman bozuk değil abi. Vallahi bozuk ya. Çektim. Çıktı çıktı. Tamam. Al bara al bara. Tamam tamam. Abi girdim dedim. Abi Ferman'ı tam çekersen geri su çıkar. İşte çıktı. Ben de başa bir şey şimdi. Şey diyeyim. Evet tamam. Abi ayakkabı. Abi şahitlerimiz bak. Efe şahit bak. Abi ayakkabı. Gidiyor direkt. Gidiyor. Gidikten sonra çekti. Abi seni bağlamlar orada. Şey uyanıklı yaptı. Pratiklik olur. Ya, anladın mı daha? Ben ayakkabıyı önce giydim. Beni bağlamaz ki o. Kardeşim. Evet. Hüseyin abi. Hüseyin abi. Dostum. Kazanan Ömer oldu. Bir dahakine Latif'le inşallah beraber yarışın. İnşallah. Bu arada yarışmamız Latif'e geliyor abi. Evet. Sana kışmalar yapacağız. Pusu benim işim. Pusu benim işim. Arkadaşlar bizim amacımız hem itfaiye tanıtımını yapmak hem arkadaşlar öyle bir aramızda. Gel bu. Yani sohbet, muhabbet. Arkadaşlar biz
112 acil çağrı merkezi aradığında yanlara araca nasıl bindiğini gösterecek. Nasıl hareket edecek? Ufak bir tatlı tatlı. Bu şekilde ufak bir tatlı tatlı. Şimdi geçebiliriz içeri. Geçebiliriz içeri. Tren çaldı. Şu an arkadaşlar çıkış yapacak olay yerine. Hatay Büyükşehir Hatay Daire Başkanlığı. Belediye Başkanımız Mehmet Öttürk Beyefendi'ye özellikle hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Riyanlı Belediye Başkanımız Ahmet Sattar Beyefendi'ye buradan teşekkür ediyoruz. Buna da hayırlı olsun. Teşekkürler. Hatay Büyükşehir Hatay'dan ufak çekim yaptık. Mutfayı tanıttık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağladınız bizi. Evet. Vaktinizi aldık. Çok sağ olun. Arkadaşlar, bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.